Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sağık Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için özel bir ayin yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sağık mektup gönderdi. Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anarak torunlarına taziyelerini iletti. 24 Nisan Cuma günü Birinci Dünya Savaşı günlerinde hayatını kaybeden aziz şehitler için Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nde gerçekleştirilen kutsal sunu ayini bant yayınla yayınlandı. Kadasetli Patrik 2. Sağak riyasetindeki ayinde kutsal sunuyu üst rahip Yeyişe Uçkunyan gerçekleştirdi. Yardımcılıklarını Peder Şahen Uhanyan, Peder Nerses Ayvazyan yaptılar. Başrahip Tatul Anuşyan ve rahip Tonik yanında hazır bulundukları törende İlahileri kıdemli okuyucu Artur Bağdasarya'nın orga eşliğinde Peder Şirvan Mürzyan, Peder Natan Arapyan, kıdemli okuyucu Hosep Kuyumcuyan ve kıdemli okuyucu Artür Bağdasaryan seslendirdi. Bu yayının ardından canlı yayınla Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Saak 24 Nisan sebebiyle özel bir vaaz verdi. Bugün biz Birinci Dünya Savaşı ile beraber tüm dünyada büyük yıkımlara yol açan bir trajediyi idrak ediyoruz bu dönüm noktasında bütün dünyaya dağılan evlatlarımız sebebiyle diaspora denilen bir gerçek oluşmuştur. Bu talihsiz uygulama manastırların ıssızlaşmasına, kiliselerin imanlılarından boşalmasına, okulların öğretmenlerinden ve öğrencilerinden mahrum kalmasına ve genel olarak tüm yaşam alanlarının nüfusunu kaybetmesine sebep oldu. Aileler ebeveynlerini ya da evlatlarını kaybetme acısıyla yas tuttular. Bugün Birinci Dünya Savaşı günlerinde hayatını kaybeden ruhban ve sivil halkımızın tüm evlatlarını anıyor ve artık azizler olarak sınıflandırıldıkları için onların şefaatini, hayır dualarını diliyoruz diye belirten Patrik II. Sahak, bu salgın günlerinde kendi şahsi cehennemlerinden geçen insanlar için göklerde Tanrı huzurunda lütuf dilesinler diye dua etti. Patrik ikinci Saak sözlerine şu şekilde devam etti. İnsanlar ve toplumların yazgısı ile ilgili son söz hakkı hatalar yapabilen beşeri yargıya değil Tanrı'ya aittir. İşte olayları bu tanrısal bakış açısıyla değerlendiren kutsal apostolik kilisemiz, yüzyıllık bir yası azizlerin kutlandığı bir bayrama çevirdi. Yaz ve kutlama nerede birbiriyle kucaklaşabilir? Sadece Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in çarmıhında değil mi? Çünkü orada onun ölülerden muhteşem dirilişi ve ölümsüzlüğü de mevcuttur. Unutmaya mecburuz ama hep hatırlayarak. Çünkü eğer hiç hatırlamadan unutsaydık, isimsiz, geçmişi ve kimliği olmayan bir hiç kimse haline gelirdik. Günümüzü değerlendiremez ve gelecekle ilgili hiçbir düşümüz olmazdı. Patrik Saak Maşalyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini şu cümlelerle belirtti. Biz her iki halkın bu topraklara özgü ve genlerinde var olan komşuluk bağlarının Türkiye ve Ermenistan resmi makamları arasında da canlanmasını ümitle bekleyenlerden olmayı tercih ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakanlığı döneminde hem de sonrasında Cumhurbaşkanı olarak bu vesileyle mesajlar yayınlayan yegane devlet büyüğümüz oldu. Bu mesajlarda acımızı paylaşan bir ruh ve sürgün döneminde hayatını kaybeden halkımız evlatlarının anısına dair bir saygı göze çarpmaktadır. Bize göre bu mesajları gelecekte bir yakınlaşmaya zemin hazırlayabilen olumlu adımlar olarak değerlendirmek yerinde olur. Patrik II. Sahak vaazın sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını tehlikeye atmayı göze alan Osmanlı Devleti memurlarını ve aynı hissiyatla davranan Hristiyan olmayan kişileri de saygı ve sevgiyle anarken tüm Hristiyanlar ve Hristiyan hayır kurumlarıyla aynı saygıyı hak ettiklerini vurguladı. Rab İsa Mesih'in görkemli, kutsal diriliş müjdesinin sevincini yaşamaya devam ettiğimiz bu günlerde merhametli Tanrımız, kutsal bakire Meryem Ana'nın, kilisenin eski ve yeni, bilinen ve bilinmeyen tüm azizlerinin şefaatiyle yalvarışlarımızın sesini duysun. Tanrı'nın sevgisi, merhameti ve inayeti Sonsuza dek hüküm sürsün diyerek vaazını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anarak torunlarına taziyelerini iletti. Erdoğan mektubunda, tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor günlerde vatandaşlarımız arasındaki dayanışma güçlenerek sürüyor. Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum dedi.